İçeride taktığın şey bilgisayara mı takıyorsun? Buraya mı takıyorsun? Buraya mı takıyorsun? Ya işte. İşte. Oğlum hiç değişmemişsiniz be. Evet sen. Ya sen de hiç değişmemişsin be. Beyler. Bizi buldun da bir Hakan'a ulaşamadın. Yok ha? Yok. Neler yaptınız bakalım? Ben bunlardan satıyorum. Birçok değişik iş, sonunda bununla karar kıldım. Anlayacağınız galeri sahibi oldum. Sana ikinci seçimiz. Ve olaylardan 3 yıl sonra reklam yazarlığına başladım. Şimdi reklam şirketim var. Kimya 17 sene geçti. Ve tabii şimdi şirketlerin sayısı arttı. Kimya sektöründe bir grup sahibiyim. Size inanmıştım. Sezgin, onlar senin arkadaşların. Belli oldu. Artık paylaşacak bir şeyimiz de kalmamış. Ver şu resmi bana. Onlar hala senin arkadaşların. Hem bu dekorasyonumuzun bir parçası. Ya ne parça? Bu kelime sonra birbirinize bulmuşsunuz. Yapma böyle. Bak oğlumuz da artık büyüdü. Onun da çevresinde böyle bir şey olmasın. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Melda. Memnun oldum. İsveç'ten gelmişsiniz duyduğum kadarıyla. Evet. Sizden öğreneceğimiz çok şey var gibi geliyor bana. Hepimizin birbirimizden. Burada kalıyorsunuz galiba. Fakat buzdolabını koyacak yer bulamadım. Önemli değil. Her şeyi taze taze yersiniz siz. Şaka bir yana, her konuda yardımcı olmaya hazırım size. Tanıdığım emlakçılar var. İsterseniz bir yer bulalım. Sanırım bugün hallediyorum. Bakalım Boğaz ve İstanbul bıraktım gibi. Yaşamayı çok seven bir hocayla karşı karşıyayız. Çok. Hiçbir şey Şöyle işte. Peki. Yanına çekimdi. Ne oldu? Ses vereyim aslında. Adem'le ikimizdik. Bak bak. Yaptın. Sesi iyi. İyi ya. Bunu bilmiyor zaten. Şimdi bozduracağım. Ses iyi de. Öğrenciler konuya başladı. Arkaya. Ben arkada oturacağım. En büyük teknolojik yerinde oturacağım. Ve ben Ulaş. Herkes başkasından bitiyor. Tamam. Cem'den başlayalım. Cem, 3. üniversite. Geldi şimdi muhtemelen öğrencilik denemeye gideceksin. Ben de hiç öğrencim. Ben. Ben işte Cem. Anlatmaya gerek yok. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı Cem. Aramızda hiçbir şey olmadı. Ama bir şey olması lazım diyor. Bir şey olmadığına göre de biz bir yere doğamayız. Ya hiçbir şey anlamadım. Ne? Ben çıkıyorum. Bakın. Şimdi sen de ben ilişkimiz yani biraz dengesiz. Bir tarafta sen varsın. Öte tarafta ben. Sen benimle beraber olmaya başladığın zaman bana sanki piyangodan para çıktı. Sonra sen gidince ben kredi kaybetmiş gibi oldum. Yani bak şöyle düşün. Şimdi piyanolar bana para çıktı. Ben para çıktı diye gidip alışveriş yaptım. Ama sonra bilet sahteymiş gibi oldu. Ben bir de bir şimdi alışveriş yapınca mutlu olurlar ya. Kadınlar alışveriş yapınca mutlu olur Cem. Ya o kadınların uydurduğu yalan. Erkekler alışverişte parayı bitirmesin diye öyle derler.